Merhaba sevgili Kova burçları ve yükselen burcu Kova olanlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tarot açılımı yapacağız. Hemen kartlarımı karıştırarak başlamak istiyorum. Videoyu beğenen ve kanalıma abone olan bütün Kova burçlarına ve yükselen Kova burcu olanlara niyetleniyorum. Siz de mutlaka merak ettiğiniz şeyleri şöyle bir aklınızdan düşünün ki kartlar size net yanıtlar verebilsin. Burası çok önemli oluyor. Şöyle başlayalım. Bakalım neler gösterecek kartlarımız bize. Öncelikle genel anlamda baktığımızda aslında bir ihanete uğrama ya da beklediğiniz, olmasını istediğiniz bir olayın gerçekleşememesi ve bundan kaynaklı da kendinizi ruhsal anlamda özellikle kötü hissetmeniz göze çarpıyor. Belki hoşlandığınız birisinden bir adım alamadınız ya da beklediğiniz bir para vardı, hak ettiğiniz bir para vardı. Ona ulaşamadınız ya da nasıl söylenir ki böyle bir onay bekliyor olabilirsiniz. Böyle güzel bir haber, bir müjde beklentiniz var. Ancak bu gerçekleşmediği için yakın zamanda kendinizi kötü hissettiğiniz görünüyor. Bu durumla alakalı yakın tarihte neler olacağına bir bakalım. Sonuç olarak gönlünüzde yatan ne varsa onun gerçekleşeceğini gösteriyor. Özellikle ben bu durumun parayla, kariyerle veya eğitimle alakalı olduğunu düşünüyorum. İşinizle, eğitiminizle ya da para durumunuzla alakalı bir beklentiniz vardı. Bir yerden onay bekliyordunuz, belki para bekliyordunuz, belki teklif bekliyordunuz. Güzel bir sonuç, güzel bir haber bekliyordunuz. Ancak bu dediğim gibi size ulaşmadı ve bununla birlikte acaba hani gerçekten gönlümde yatan bu istediğim şey olmayacak mı? Hani ben bunu hak ediyorum ama bunu alamayacak mıyım, onaylanmayacak mıyım gibisinden kendinizi aslında kötü hissettiğiniz. Ancak ne olursa olsun önümüzdeki günlerde bunun size ulaşacağı gösteriyor. Sadece birazcık uğraş sarf etmeniz gerekli. Mesela mahkemeyle alakalı bir işiniz vardır. Bununla ilgili kartların size söylediği şey hemen istediğini eline alamayacaksın. Belki bir ay uğraşacaksın, biraz çabalayacaksın, farklı kurumlara gitmen gerekecek. Bunun gibi yani birazcık böyle meşakkatli bir yol ancak böyle çok upuzun bir yolda değil yani. Gönlünüzde yatana ulaşacağınızı gösteriyor. Sadece arada aksaklıklar çıkacak. Bununla birlikte moralini bozmana gerek yok. Nasıl düzeltebilirsen özellikle etrafında akıl alabileceğin, yardım alabileceğin birileri varsa mutlaka onlara başvur diyor kartlarımız. Devam edelim. Maddi anlamda büyük yükseliştesiniz arkadaşlar. Yani inanılmaz bir para gücü. Kısmetleriniz gerçekten çok çok açık. Zaten yakın geçmişinize baktığımızda maddi anlamda güzel bir konumda olduğunuz görünüyor. Yani her zaman aslında hak ettiğinizi, çalıştığınız kadarını, hak ettiğiniz kadarını almışsınız. Bir sıkıntı yok. Önümüzdeki günlere bakacak olursak da yine aynı şekilde maddi anlamda bir zenginlik var. Hatta size güzel bir kısmet çıkıyor. Belki bu bazılarınız için iş bulmak ve bunun sonucunda güzel bir para almaktır. Belki bir ikramiye gelmesi, belki maaşınızda artış. Belki uzun zamandır işleriniz durgundur ama bir yerden böyle güzel yüklü para getiren bir iş gelir. Bu sadece size gelmesi gerekmiyor. Mesela siz çalışmıyorsunuzdur. Eşiniz çalışıyordur. Anneniz babanız çalışıyordur. Belki onlardan kaynaklı hanenize giren bir paradan bahsediliyordur. Yani onlara gelen bir parayla yine sizin ve hanenizin nasiplenmesi söz konusu olabilir. Zaten yani böyle bir kutlama var. Bu para size de gelse, bir başkasına da gelse tek başına sevinme durumu yok. Böyle yakınlarla birlikte yani gerçekten çok şükür iyi ki bu para bizim elimize geldi diyeceksiniz. Bir kısmını saklayacaksınız, bir kısmını da güzel bir şekilde harcayacaksınız arkadaşlar. Yalnız harcadığınız şey de nasıl bir şey? Mesela sadece şu an örnek veriyorum, buna takılmanıza gerek yok. Buzdolabı almak gibi. Hani bu da bir yatırımdır. Bu sizin ihtiyacınız olan bir şey ve sürekli kullanacağınız bir şey. Bu benim sadece verdiğim bir örnek. Tabii ki değişkenlik gösterebilir. Yani güzel bir şeye harcayacağınızı görüyorum kartlarda. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bu yakın zamanda şu an ilişkisi olanlar için bir şeyler bahsetmek istiyorum. Yakın zamanda birazcık bir tartışma içerisinde, gerginlik içerisinde olduğunuzu görüyorum. Zaten hani
Bu sadece sizin ilişkinizdeki problemlerden kaynaklı değil, aynı zamanda etrafınızda yaşadığınız sorunları biraz ilişkinize yansıtan bir yapınız var. Ve bu sadece sizle alakalı değil, karşı tarafta da yine aynı şey mevcut. İkiniz de aslında etrafınızda yaşadığınız sorunları ilişki içerisinde taşıdığınızda birazcık ilişkinizde de o zarar verme durumu yaşamışsınız. Belki aranızda hani kendi kişisel gerginliklerinizden kaynaklı ilişki içerisinde de gerginlik çıkmış. Ama şu anki durumunuza baktığımızda böyle sıkıntıları biz ilişkimize katmayalım. Elimizden geldiği kadar yapıcı olalım. Her sorunda dağılma yönelimi değil, daha çok ilişkimizi ileriye götürme yöneliminde olalım gibi aranızda bir konuşma gerçekleşti ya da gerçekten öyle bir niyet içerisindesiniz. Hem siz hem karşı taraf. Önümüzdeki günlerde artık bir seçim yapmanız gerekiyor ilişkiyle alakalı, ikinizi de ilgilendiren bir konuyla alakalı. Bu seçim nasıl bir seçimdir? Diyeceksiniz ki hani dedim ya zaten bu geçtiğimiz hafta yaşadığınız sorundan sonra biz bu ilişkiyi ileri götürmeye yönelik tavırlar sergilemeliyiz. Her problemi ilişkiye yansıtıp da bitirmeye yönelik değil demiştiniz ya. Önümüzdeki günlerde de yine bu kararınız pekişecek. Yani aldığınız karar, yaptığınız seçim bu yönde olacak ve ilişkinizde daha dinamik olacağınız ve daha neşeli olacağınız bir adım atacaksınız. Hem siz hem karşı taraf. Karşı tarafın size karşı niyeti bu durumda ne olacak? Sizin ona karşı. Gayet güzel görünüyor. Peki sonuç olarak. Yalnız sizin şu an ilişkide olduğunuz kişi biraz sıkıntılı bir insan gibi. Yani diyor ki madem biz anlaşamıyoruz o zaman ayrılalım niyetinde. İlişkinizi bitireceğiyle alakalı bir şey söylemiyorum şu anda. Sadece siz yapıcı olan tarafsınız, o yıkıcı olan taraf. Yani en küçük problemimizde madem anlaşamıyoruz o zaman ilişki bitsin gibi. Ve bu hani uzun zamandır ilişkisi olanlar için değil bu arada. Belki bir yani bu 6 ay içerisinde ilişkisi başlamış olanlardan bahsediyorum. Sizler için biraz sıkıntılı görünüyor. Peki karşı taraf hani hep böyle mi olacak? Hep böyle aslında. Hep bir gerginlik var üstünde. Her sıkıntıyı ilişkiye yansıtan bir insan. Çok değişebilecek bir insan da değil. Belki de önümüzdeki günlerde alacağınız karar bununla ilgili olacak. Belki tekrardan ilişkinizi yapılandırmaya dair son bir şans vereceksiniz. Olmazsa yollarınızı ayırmam yöneliminde olacaksınız. Tabii direkt ayrılalım gibi bir durum söz konusu olmayacak. Sadece diyeceksiniz ki, hey madem sen böyle her sorunda ilişkimizi bitirmeye yönelik tavırlar tutunuyorsun, tavırlar sergiliyorsun. O noktada ben de artık sana dur demeyeceğim. Ayrılmak istediğin an tamam, kapı orada diyeceksiniz. Yani böyle bir durum. Dediğim gibi 6 ay içerisinde ilişkisi başlamış olanlardan bahsediyorum. Uzun süreli, temeli sağlam atılmış bir ilişki görünmüyor. Devam edelim bakalım neler söyleyecek kartlarımız. Şimdi arkadaşlar ilişkisi şu anda sıkıntı olanlar, geçtiğimiz haftalarda değil şu anda biraz aramızda sıkıntı var diyenler. Ha geçtiğimiz bir özellikle 2 hafta öncesinde de yaşadığınız bir sıkıntı vardı. Sanki kendinizi hayal kırıklığına uğramış gibi hissettiniz ilişkinizle alakalı. Beklentileriniz farklıydı, amacınız farklıydı. Ve şu anda da birazcık sanki trip atan tarafsınız. Hani o birazcık uğraşsın, birazcık ilişkimizi güzel noktaya götürmeye çalışsın. Ya da karşı taraftan bir adım bekliyordunuz, o adım gelmedi. Ondan kaynaklı da kendinizi yine hayal kırıklığı içerisinde bulmuş olabilirsiniz. Ve artık şu an bekleyiş sürecindesiniz. Diyorsunuz ki yani ondan adım gelsin, ben ondan sonra yapmam gerekenleri yapacağım. Peki şu an karşı taraftan ilişkiniz olsun veya aklınızda birisi olsun fark etmez. Hoşlandığınız, aşık olduğunuz kişi kimse ondan böyle bir adım bekliyorsunuz zaten. O adım gelecek mi diye bir niyetlenelim. Geleceği görünüyor arkadaşlar sizin tepkiniz. Peki sonuç olarak ilişkiniz nereye varacak? Siz bu sefer istemeyeceğiniz görünüyor bu arada. Bu sefer siz istemeyeceksiniz dediğim gibi. Özellikle şu anda karşı taraftan adım bekleyen kişiler için. Diyorsunuz ki ben uğraşmak istemiyorum. Ben bu ilişkiyi oluşturmak için aramızda bir elektrik başlatabilmek için çok uğraştım. Ve aramız şu anda da gergin çünkü o size mesela iletişim kurmaya çalışmıyor ya da siz ona karşı çalışmıyorsunuz. Önümüzdeki günlerde tekrardan bir iletişim içerisinde olacaksınız. Hem sizin isteğinizle hem karşı tarafın isteğiyle. Ama genel anlamda birbirinizi tanıdığınızda diyeceksiniz ki ha gerçekten böyle ömür geçmez. Tamam bu sefer adım attı ama kim bilir bir 5 yıl daha adım atmayacak bana karşı. Ya da bana karşı kendi o gururundan vazgeçmeyecek. Beni gerçekten hani o kadar arzuluyor mu? Arzuluyorsa o zaman göstersin diyorsunuz. Ama göstermiyor işte. Ondan kaynaklı da o size adım attığında tam
siz artık diyeceksiniz ki tamam istemiyorum, bitiriyorum. Çünkü ben böyle 40 takla atıp da ondan sonra sana adım attırabiliyorsam bu beni yorar, bu seni de yorar. Birbirimize demek ki uygun değiliz. O zaman bir ilişki başlamasına gerek yok düşüncesinde olacaksınız. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar böyle uzun süredir ilişkisi olan, ilişki temeli sağlam atılmış kişiler için de bir şeyler söylemek istiyorum. Genel anlamda arkadaşlar herhalde bu astroloji ile alakalı bir durum. İlişkinizde böyle çok iyiye gidememe durumları var aslında. Geçtiğimiz haftalarda sıkıntı yok ama önümüzdeki haftalarda sizde de sıkıntılar var. Özellikle araya üçüncü kişiler girmiş olabilir. Nasıl söylenir? Onların ilişkiniz içerisinde söz sahibi olmaya çalışması sizi kötü etkiliyor gördüğüm kadarıyla. Önümüzdeki günlerde de bu şekilde devam edecek. Özellikle sizi yani ne yapıyorsan yap durumunda olacaksınız artık siz. Bakalım sonuç olarak ne olacak? İlişkinizin sonu nereye bağlanacak? Bir ayrılık görünmüyor. İlişkinin temeli sağlam olanlar belki yani özellikle bir yıldan fazladır birlikte olan kesim için baktığımızda ilişkiniz bir nasıl diyeyim bir ayrılığa gitmeyecek. Bu arada bu üçüncü kişilerin olması sadece sizi atlattığı yalnız aldattığı anlamına gelmiyor. Belki ailesinden birilerinin sizin ilişkinize sürekli karışmaya çalışıyor olması sizi rahatsız edebilir. Arkadaşlarının sizin ilişkinize karışmaya çalışıyor olması rahatsız edebilir. Sizin aslında sadece sizi, eşinizi, nişanlınızı ya da sevgilinizi hiç fark etmez ilişki durumunuzun ne olduğu. Sizi ve partnerinizi ilgilendiren herhangi bir konuyla alakalı bir başkasının kararlar almaya çalışması ve sizin partnerinizin de buna sessiz kalması özellikle sizi sinirlendiriyor. Benim kartlardan gördüğüm kadarıyla çünkü bir aldatma gibi aldatma gibi tam bir mesele yok tabii ki ortada. Bu üçüncü kişi belki de partnerinizin ailesi olabilir, partnerinizin arkadaşları olabilir, sizin arkadaşlarınız, sizin aileniz olabilir. Siz bu insanlara artık yer vermek istemiyorsunuz. Yani yer vermek istemiyorsunuz derken ilişkinizde yer vermek istemiyorsunuz. Sonuçta bu sizin ilişkiniz ve ne karar alınırsa alınsın sadece iki kişi arasında olsun ve bir başkasına aktarılma gereği duyulmasın istiyorsunuz. Ancak partneriniz birazcık bu durumu sıkıntı ediyor olabilir. Tam tersi şekilde belki siz birazcık bu sıkıntılarınızı, dertlerinizi etrafınızda paylaşmak istiyor olabilirsiniz. Partneriniz bunu istemiyor olabilir. Bu dengeyi artık aranızda kurmanız, sağlamanız gerekli. 2 hafta kadar gerginlik devam edecek. 2 hafta sonucunda ilişkiniz düzelmeye doğru evrilecek arkadaşlar. Dediğim gibi bir yıl aşkın süredir birlikte olanlar için bir ayrılık görünmüyor. Böyle arkadaşlar umarım hepinize faydalı olmuştur. Elimden geldiği kadar net, ayrıntılı bir şekilde bakmaya çalıştım. Kısa fal videoları için beni TikTok'tan takip edebilirsiniz. Özel fal için Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.